büyü ve sihir yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, insanı helaka sürükleyen yedi şeyden çekininiz buyurmuştu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, nedir bu tehlikeli şeyler diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 1- Allah Celle Celaluhuna şerik koşmak, 2- Sihir yapmak, 3- Allah Celle Celaluhu'nun öldürülmesini haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmek. 4 riba faiz yemek 5 yetim malı yemek 6 savaş meydanında dönüp kaçmak 7 zina'dan korunan böyle bir şey hatırından bile geçmeyen müslüman kadınlara zina isnat etmek buyurdu Buhari Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarına göre bir şeye düğüm vurup efsun yapan kişi sihir yapmış sihir yapan da küfre sapmış büyük bir günah işlemiş olur Buhari muhabbet vesaire için efsun yapmak, iplik okumak veya nüsha yazmak suretiyle sihir yapmak şirktir. Ebu Davud Kim bir sihirbaza veya kahine veya yıldızlara bakıp gayipten haber veren kimseye gider, ondan bir şeyler sorar ve onun söylediklerini de doğrularsa, Nebi aleyhisselama indirilmiş olana inkar etmiş olur. Heysemi Sihre inanan kişi cennete giremez. Ahmet bin Hambel. Sihirbazların ruhlarındaki özellik, diğer beşeri özellikler kendilerinde yaratılıştan mevcut olup, bunun fiil alanına çıkması ya riyazatla ya da şeytanlara itaat ve tapmakla olabilir. Sihir, fasık, dinle ilgisi kesilmiş kimselerde görülür. Böyle olan kişilerde keramet zuhur etmez. Sihirbaz, yapmak istediği şeyi oluşturuncaya kadar her türlü sözden ve işten yararlanmaya çalışır. Keramette ise böyle şeylere gerek ve ihtiyaç duyulmaz. Keramet ancak şeriata son derece bağlı, dince tehlikeli sayılan tutum ve davranışlardan son derece çekingen olan Allah Celle Celaluhu dostlarından, kendiliğinden zuhur eder. Mucizeye gelince, peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak üzere Allah Celle Celaluhu'nun izniyle gösterip, inkarcılara meydan okudukları bir takım olağanüstü işlerdir ki, bu vasıflarıyla kerametten de ayrılırlar ve üstünlük taşırlar. Muhammed Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt 5, Sayfa 442-443. 19 Eylül, Mevlana Takvimi.